Sevgili dostlar merhaba. Beksav'ın düzenlediği Sanat ve Hayat Sohbetleri'nin ikincisindeyiz bu hafta. Geçen hafta Sanat ve Hayat Sohbetleri'nde Kemal Kahraman'ı konuk etmiştik. Bu hafta da değerli Kürt müzisyen Gülseven Medar'ı konuk edeceğiz. Ve onunla birlikte Kürt müziğinde kadın ozanlar, Koçgiri yöresi, pandemi döneminde neler yapıyor, ne yapıyor biraz bunları konuşmaya çalışacağız. Geçen hafta çok da güzel bir sohbetimiz oldu Kemal Kahraman'la. İzlemek isteyen dostlarımız IGTV'de yani Instagram'daki IGTV linkine bakarak kendisini izleyebilir bu programı. Şimdi Gülseven Hanım'ı yayına alacağım. Umuyorum becerebilirim. Bu arada Sanat ve Hayat Sohbetleri'ni her hafta devam etmeyi düşünüyoruz. Eğer sizlerin de katılmasını istediğiniz kişiler, katılmasını istediğiniz dostlarınız varsa, sanatçı dostlarınız veya sormak istediğiniz sorular ve dostlar varsa, onları da görmek istediğiniz dostlarınız varsa onları da yapabilirsiniz. Evet, şimdi Gülseven Hanım. Gülseven Hanım bu arada daha önce Beksav'ın emekçilerinden biri olmuştu. Yani daha doğrusu gelip dersler de vermişti. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyiyiz biz de, teşekkür ederiz. Uzun bir online ders gününden sonra sizi aldık yayına ama artık umuyoruz sizi fazla yormadan güzel bir sohbet gerçekleştiririz. Estağfurullah, büyük keyif. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Nasıl geçiyor günleriniz? Günler yoğun geçiyor uzaktan eğitimle. Bugün de son derslerimi yaptım aslında, dönemin son derslerini. Şimdi finaller var tabii ki, onlarla uğraşacağız. Çok öyle sıkılacak zaman bulamadım esasında. Evet, yani aslında siz aynı zamanda öğretim üyesisiniz bildiğim kadarıyla, değil mi? Aynı zamanda ders de veriyorsunuz. Evet. Ses eğitimi mezunusunuz. Beksav'da da daha önce şan dersi vermişsiniz. Evet. Eski de Beksav'lı. Evet, eski Beksav'lı dostlarımız da söyledi. Zaten bu yüzden de herhalde epeyce yoğun geçiyordur günleriniz. Bizimkiler de keza öyle. Hani durduğumuz yerde yine de bir şey üretmeye çalışıyoruz bütün dostlarımız da olduğu gibi herhalde. Çoğu kişi öyledir. Biraz böyle fazla sanal platformlara boğulmuş haldeyiz ama en azından bir şekilde böyle de buluşmaya çalışıyoruz. Zorunluluktan. Evet, aynen öyle. Doğru. Şimdi Gülseven Hanım, sizle biraz geçen hafta biz mesela Kemal Kahraman'la biraz Dersim yöresi, Dersim müziği üzerine konuştuk. Sizle biraz daha hatta böyle Koçgiri yöresi üzerine. Sizin çok değerli çalışmalarınız var. Hem biraz onlardan bahsederiz. Hem de kadın ozanların, kadın ağıtçıların yeri Koçgiri müziğinde. Sizin de ilgilendiğiniz alanlar halk müziği ve diğer onun kesişim noktaları, öyle söyleyelim. Evet. Biraz onlar üzerine sohbet etmek istiyoruz. Tabii bir de güzel sesinizden birkaç şarkı dinlemek isteriz. İsterseniz biraz şeyle başlayalım mı? Biz böyle, şimdi biz Beksav olarak bizim her ezilen kimliğe dair bir tartışmamız oluyor ama daha çok tabii ki hani ayağımızı bu topraklara basıyoruz ve bu bastığımız topraklarla ilgili biraz daha müzik üretmek, aynı zamanda bunları yani geleneksel olanı yeniden yorumlamaya ama biraz da politik olanla da buluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi siz hem Kürtçe hem Zazaca hem çok farklı dillerde şarkılar söylüyorsunuz, türküler söylüyorsunuz. Örneğin işte 12 yazma veya 7 kadın 7 mesel geçen yıl yaptığınız bir projeydi. Yanlış bilmiyorsam Dev Duşar Heft mesel projesi. Bu beni mesela çok heyecanlandırmıştı. Yani kadınların Alevi inancındaki yerine vurgu yapan, daha böyle kadınların o an yapıya dair sözlerini taşıyan bir projeydi. İsterseniz biraz onunla başlayalım. Biraz Koçgiri yöresi ve sizin Kürt müziğine dair ilgi alanlarınızdan biraz konuşalım. Sonra artık bakalım sohbet bizi nereye götürürse. Evet, Dev Duşar Heft mesel biraz anaerkil döneme de vurgu yapan bir çalışma oldu. Bülent Çatalkaya arkadaşımla birlikte o projede aslında Bülent Çatalkaya'nın oluşturduğu bir projeydi. İlk başlarda ilk konuşmalarımız, ilk planlarımızda bayağı onu konuşma fırsatı olmuştu ama sonrasında benim biraz daha
İşte bebek, hamilelik, işte bilen biraz sağlıkla ilgilenmeler, çok gelgitlerim olamadığı için sonrasında Bülent bayağı genişletti, çok güzel noktalara getirdi. Ve Bedestan Müzik Evi'nin de yine orada çalışanlar, öğrencilerden oluşan bir 12 kadın grubu oluşturuldu. Ben de 13. kadın olarak aslında bütün o anaerkil kadın ruhunu biraz temsil eden bir şekilde edecek şekilde biraz Cem havasında geçen bir etkinlik oldu, bir çalışma oldu. Güzeldi. 3'te 3 erkek olarak da işte enstrüman çaldılar. Bülent de orada yine tembur çaldı. Yani o dediğim gibi o kadar kayıp bilgiler var ki, o kadar kadim güzel kayıp bilgiler var. Biz de hep onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bir şekilde oralardan böyle ipuçları toplamaya çalışıyoruz. İşte kalbimizi, yüreğimizi dinleyerek ya da işte bugüne kalan bütün bilgiler, işte bugünkü işte Alevi inancının Alevi bilgisinden ya da işte o deyişlerde sırlanmış bilgilerden ne kadar ulaşabilirsek onlara esasında. Ne kadar ulaşmaya çalışırsak çalışalım, o anaerkil dönemdeki o kadim bilgiye ulaşmak çok zor şu süreçte. Özellikle kapitalizmin de bu kadar işte hakim olduğu, bütün alanları ele geçirdiği neredeyse bir süreçte, o ruhun, kapitalist ruhun, işte eril ruhun, erkek ruhunun bu kadar yaygın olduğu bir dönemde biz de onu çağırıyoruz aslında. Biraz o kadın ruhunu, o anaerkil, o dişil ruhu, o dengeyi, en azından eril ve dişil dengeyi yakalamak adına biraz kadın vurgusu var. Tabii ki de hayat müşterek eşit, yani kadın ve erkek olgusu üzerinde eşit olması da gerekiyor. Tabii ki de her alanda eşit değil. Yani ağırlıkları farklı kadın ya da işte o işte anaerkil duygu bir konuda çok baskın olabilir ama başka bir konuda ataerkil duygular oluşabilir. İlla ki böyle kendi içinde bir dengesi var ama yani yer yer tabii ki totalde bir bütünlük ve eşitlik adına biz de işte bu kadar eril duyguların, yaşamın olduğu bir yerde kadın duygusunu da vurgulamış olduk. Anladım. Sizin bir de şey Savaş Kadınları albümünde de bir parça seslendirmiştiniz. Evet. Meso Hıdır'ı galiba Evet. seslendirdiniz, değil mi? Evet. Aslında o da öyle bu konuda yine kadın sesini taşıyan bir projeydi. Yani Evet. orada da yine kadınların işte geride kalanların dilinden ağıtlar ve şarkılar söyleniyordu. Yani geride aslında hep böyle kadınların kaldığı bir yerden bir ağıt sürekli söylediği bir durumdan aslında savaşan bir yandan da kendi sesini duyurmaya çalışan bir kadın gerçekliğine doğru Evet, gidiyoruz elbette. evet. Ama Koçgiri yöresinin özellikle bu konuda kadın ağıtçıları, kadın ozanları, aşıklar geleneğindeki bir yeri de mevcut. Biraz sizin de bölgeniz Zaralıydınız galiba, değil mi? Orada Evet, mı ben doğmuştunuz? Zaralıyım. Yani şey, Biraz da Sivas ondan Zaralıyım. konuşalım isterseniz. 17 yaşına kadar Sivaslara'da büyüdüm. Orada Zara'da doğdum. Orada da tabii işte Koçgiri bölgesi dedikleri, hani Zara'nın da eski ismi ya da işte ne diyeyim, gayri resmi ismi olarak Koçgiri geçer. Fakat şey, orada bir de Koçgiri aşireti diye bir yapı da var aslında. Biraz o Elbette. aşiretin kalabalık, yoğun olduğu bir yer olduğu için. O bölge özel bir bölge. İşte Dersim'den göçüp işte Zara'ya yerleşen, Zara İmranlı bölgesine yerleşen bir topluluk. Fakat Dersim'deki kültürünü, inancını oraya taşıyabilmiş. Hatta orada biraz kendine öz de kültür alanları oluşturabilmiş. Ayrıca mücadeleci, önemli bir mücadele tarihi de var oranın. Öyle bir topluluk aslında ve orada kültürünü olabildiğince köylerde, ilçelerde baskın bir şekilde kendi içinde yaşatıyor. Ben de tabii o kültürü edinmiş birisiyim. Fakat sonuçta şöyle bir, yani öz eleştiri yapacağım. Dile çok hakim değilim konuşma bazında. Ve bu benim eksikliğim.
Bu da biraz eğitim hayatının tamamen Türkçe olmasıyla ilgili bir şey. Bütün yani sabahleyin kalkıp gidiyorsunuz, akşam 5'te geliyorsunuz eve, işte ders yapıyorsunuz. Dersler Türkçe, okul Türkçe. İşte hafta Evet. sonu evdesiniz, çocuklarla oynuyorsunuz. Çocuklar da artık Türkçe derken ister istemez dilden uzaklaşmış oluyorsunuz. Yani üniversiteyi de üniversiteye kadar böyle Türkçe geçince evde de biraz hani çocuklarla Türkçe konuşma eğilimi, onlar hani Türkçe'ye adapte olsunlar, eğitim hayatında sorun yaşamasınlar diye aslında öyle bir şey de aile işte bireylerinin de öyle eğilimi olunca evde de öyle Türkçe konuşulunca ister istemez bir şey oluyor. Bir tarafımız eksik kalıyor kendi dilimizle ilgili. Ama bunu işte sanatla yakalamaya çalışıyorum. En azından işte o eserlerdeki o dilin oradaki haliyle buluşmaya çalışıyorum. Günlük hayatta da işte yine bir kızım var. Ona olabildiğince işte bazı hakim olduğum cümleleri, kelimeleri, ifadeleri Kürtçe söylemeye çalışıyorum. İki dil zekası oluşsun ve de bu ana dilimizde iletişim kurabilsin diye. Bir bağ kursun en azından, hakim olamasa bile. Bu çok önemli. Çünkü dil insanın hafızası, kültür hafızası, kodlar taşıyor, önemli kodlar taşıyor. Bizde önemli refleksler barındırıyor. Ondan kaynaklı çok önemsiyorum. Ana dil kavramı çok önemli. Elbette yani hem bir sözlü tarihi dilden dile, nesilden nesile aktarmak için çok değerli. Aynı zamanda sonuçta bir ezilen kimliğin dili aynı zamanda onun bir direnişi de elbette. Yani bizim açımızdan öyle. Ben de mesela kendim de öyle. Ben de ana dilime çok hakim olamadım bir süre. İşte bizim evde iki dil birden konuşulur. Hem Kürtçe hem Arapça ama mesela Arapçayı halen çok iyi şey yapamam. Hani anlayamam, çok yapamam filan. Ama bunların hepsi bir yandan o özellikle kadınların annelerimizden gelen o dil hafızası, kültür hafızası bizim için özellikle bu dille iletilen bir şey ve o ortaklığı, o duygu ortaklığını sağlamak gerçekten evet nesiller boyu aslında biraz kadınların omzunda kalmış bir şey. Biraz sanırım biz de bu konuda kendimize görev addettiğimiz için de galiba böyle işte sizin gibi kızını Özellikle bir dönem anlatmaya çalışıyorsunuz kardeşlere falan hani. kardeşlere aynen. Yani bizim Öyle. dönemimizde tabii babalar hep inşaat işçisi ve evde değiller. İşte tamamen anneyle birliktesiniz. Evet. Ondan kaynaklı da bir şey var tabii. Annelere çok görev düşüyordu. Ama mahallede biz olabildiğince hakimdi. Yani yaşlılarımız da çoktu. Mesela dili çok çok iyi anlıyor. Yani %100 anlıyorum. Fakat konuşurken işte bu %60'lara, %50'lere inebiliyor Evet. Ya işte bu biraz tabii bizdeki resmi ideolojinin o eğitimin işte hakimiyet. dediğiniz gibi biraz da tabii ki onun şeyi etkisi. Şimdi biraz da bu arada resmi ideolojiye gelmişken sizin böyle birkaç tane röportajınıza da baktık daha önce. Yani bir yerde mesela Kürt müziğinde gelenekselin yeniden yorumlanması üzerine çok güzel paragraflara rastladım sizin söylediğiniz. Biraz da onları da konuşmak isterim. Yani biz mesela Kürt müziğinde kadınların çok hakikaten hani kadın ağzından dediğimiz aslında çok güzel ağıtlar var. İşte çok güzel mesela çalışırken söylenen türküler var. Aslında çok zengin de bir coğrafyamız var bir yandan. Ama hani bunları yeniden yorumlarken neyi kaçırıyoruz ya da mesela neyi kaçırmamalıyız? Biraz böyle sizin akademik altyapınızı da düşünerek hani böyle sizden biraz rehberlik rica edeceğiz. Şöyle aslında yani geleneksel yorumu yakalamaya çalışmak, işte o bilgiyi, o hafızayı taşımak önemli bir nokta. Eğer geleneksel müzik yapıyorum diye bir başlık atarsanız bunun altını doldurmanız gerekiyor. Bunu da teknik açıdan bazı davranışlarla doldurmanız gerekiyor. Mesela diyalekt çok önemli. Yani artikülasyonuna çok dikkat etmek gerekiyor. Yöresel ağız, şive çok önemli. O çok belirleyici oluyor. Ya da yöresel hançere, gırtlak, işte vibrasyon hareketleri çok belirleyici oluyor. Yöreyi çok tanımlayan karakteristik davranışlardan bir tanesi oluyor. Ya da sesi nerede tınlattığınızla ilgili konularda keza öyle. Ondan kaynaklı uslup konusu çok önemli.
Fakat ben hani geleneksel formda özgün bir çalışma yapıyorum dediğinizde, mesela böyle bir tanımlama yaptığınızda, bu aslında sizin modern formunuzla işte o geleneksel ifadeleri birleştirdiğiniz işte bir yorum, bir ne derler? Yani Yeniden bir yorum yorum. oluyor. Evet, aslında bir aranje oluyor, yeni bir çalışma oluyor. Evet. Ona sadece doğru bir tanımlama koyarsanız, altını da ona göre doldurursanız, bir tutarlılık gösterirse, işin bu kısmı ile ilgili sorun yok. Çünkü herkes ne yapmak istiyorsa onu yapmalı. Fakat buna nasıl bir ad verdiği ile ilgili bir sıkıntı var esasında. Eğer tanımlamaları yanlış yaparsanız, o zaman kavramlar birbirine girer ve orada bir yozlaşma olabilir. İşin en kötü tarafı bu. Fakat geleneksel okumaya çalışma çabası da varsa insanın, kesinlikle bununla ilgili yapacağı şey, yani gidip bir nota eğitimi almak gibi, işte çok dolandırmaya gerek yok esasında. Tabii ki de o işin çok farklı bir, daha farklı farkındalıklar edinmek adına çok kıymetli. Fakat yörenin ustasını, o en eski icracılarından hani dinleyip, birebir dinleme şansı varsa ne güzel. Ama olabildiğince kayıtlardan dinleyip birebir taklit etmesi gerekiyor. Ve onu kendi de deneyimlemesi gerekiyor. Hafıza, yani kendi kas hafızasına yerleştirmesi gerekiyor. Bu deneyimleri kazanması gerekiyor. Yani o yöreye inmesi gerekiyor. Kendini o noktalarla birleştirmesi gerekiyor. Kendisinde bunu deneyimlemesi gerekiyor. Bunu belki hani kısa sürede işte başarabilecek ya da uzun sürede başarabilecek bilmiyorum, ama sonuçta onun derecesiyle ilgili yollar çok açık. Yani sürece, kişinin yeteneğine ya da kurduğu bağın işte ne kadar hızlı o bağı kuruyor, algısına bağlı olan bir şey. Yani mesela Eleanor Frau, soy ismini hatırlayamadım, tam telaffuz edemeyeceğim, ama Eleanor'la bir dönem çalışmıştık mesela. Türkçe uzun havalarda geçmiştik, Kürtçe uzun havalarda geçmiştik, birlikte çalışmıştık. Şan'da çalışmıştık o süreçte. Eleanor çok, yani bir Fransız, fakat o kadar güzel bir müzik hafızası, zekası vardı ki anında böyle hani verdiğiniz figürü, işte Hemen hançere, o kapıyor. bölgede işte tınlatma ile ilgili, o hançere ile ilgili o kadar güzel geri dönüşümler alıyordum ki. Onu mesela özel bir yetenek ve kalbi bir bağ kurmuştu aslında bu bölge, bu bölge müziğiyle, kültürüyle. Doğal güzel bir bağ kurmuştu. Ondan kaynaklı hiç alakası yok Türkiye ile. Ama bazen böyle bir tarih, işte mitoloji okuduğumda, işte Anadolu'dan Fransa'ya doğru, işte ne diyeyim, Balkanlara doğru göçmüş işte topluluklar var mesela. O sürecin sürgünlerini yaşayan topluluklar. Acaba Eleanor o geçmişten mi geliyor filan gibi, böyle bir şüphe de uyandırmadı Değil değil. mi? Belki de bir ortak köken vardır, değil mi? Vardır Belki belki de. Çünkü de. çok ciddi, güçlü bağ, yani güçlü bir şey, duygusal bağ kuruyor. Çok hoşuma gidiyor. Ondan kaynaklı biraz şey, müzikal yetenek, duyum yeteneği, müzikal hafıza yeteneği gerektiren de durumlar. Sadece kalbi bağlar ne yazık ki işte bir yere kadar. Çünkü bugünkü modern şarkıcılık, modern ifadeler çok fazla kulağımızda dolu. İster istemez artikülasyon kayar, işte ses ifadeleri, vurgular kayıyor, yani yapacak bir şey yok. Tabii etkileniyoruz da bir yandan. Çünkü milyon çeşit şeye maruz kalıyoruz bir yandan da. İstemesek bazı şeyleri seçerek dinlesek de birçok şeye maruz kalıyoruz. Yani yolda, sokakta, işte okulda, bilmem nerede falan. Elbette bunlar da bir birikiyor hani sadece işte duygu hafızamızda değil, hani ses hafızamızda da yer ediyor elbette. O yüzden hani dediğiniz o teknik meseleler gerçekten önemli. Yani gerçekten eğer bu işi yapıyoruz, yapmak istiyoruz diyorsak. Şimdi biraz bu böyle epey ağır konulara giriştik. İşte ben genelde böyle uzun sorular soruyorum dedim ama çok güzel cevaplar aldım. Şimdi yine uzun bir soruya geçmeden isterseniz sizin
Şöyle güzel sesinizden bir kılam alalım ya da işte ne istiyorsanız. Olur, bir kılam sonra devam söyleyeyim. edelim, olur Aslında mu? bir lorik söyleyeyim. Yani bir Kürtçe Tamam. ninni söyleyeyim. Bu da Ya biraz bir ninni ağıtsal albümünüz de esaslı. var, değil mi? Zaten Bu değil mi? bir Bir... YouTube kanalı için yapılan bir şey, Evet. kayıtlardı onlar. Bizim Ninniler Hı. adlı. Aslında Türkçe Hı. ninnilerden oluşan bir kanaldı. Fakat neden Kürtçe ninniler de olmasın ki bu kanalda Evet. demişti Mehmet Er Yılmaz. Onun öyle bir şey önermesi ve çalışmasıyla böyle bir kayıtlar Hı. yapmıştık birkaç tane. Henüz böyle albüm noktasına getirmedik. Eğer onu Hı. çoğaltırsak var aslında Tamam. bir kayıtlarımız var. Onlar da yayınlanacak. Bu böyle bir ağıtsal, Hı. işte oğlu için söyleyen, beşikteki oğluna işte derdini yakaran bir annenin ağıdı aslında. Çok teşekkür ederiz. Çok ağzınıza sağlık. Çok güzel bir Çok ezgiydi. Bu teşekkür arada yorum ederim yapanlar da var burada. Çok severim. Sesinize de çok yakıştığını söylemiş. ben de. Bir Sağ olun. de bir dinleyicimiz şey demiş. Çocukları bu arada artık soru varsa tabii soruları da alabiliriz.
Bir dinleyicimiz eğer atlamadıysan, biz izleyicimiz şey demiş, çocukları enstrümana nasıl yönlendirebiliriz? Müzik dinlemeye ve enstrümana. Evet, öyle demiş. Tabii çocukların mesela şu söylediğim lorik bir çocuk için çok ağır. Şey olarak duygusu çok ağır gerçekten de. Biraz böyle neşeli, mutlu, Evet. pozitif konularla, pozitif ifadelerle, ezgilerle bağlantı kurmalarında Hı. fayda var. Çünkü onlarda biraz daha 0-7 yaş arası travma işte ya da işte negatif duyguları hemen kolayca algılama gibi şeyler, bir sürü şeyi tetikleme noktalarında etkileri olduğu için, ama işte Kürt kadınları da hep böyle ağıtlarla, acı hikayelerle bezenmiş hayatlar, Evet. sürgünler, göçler, bir sürü şey var. Hani bu artık şey işlemiş, yapacak bir şey yok tabii ki. Ama çocuğun neşesi her zaman tabii, bu böyle bir şey, eseri dinledikten sonra hemen bir oyun moduna da geçiyor. Kolay aslında geçkileri, ama şöyle tabii ki de ben dediğim gibi biraz daha basit melodilerle, çünkü eseri bazen dinlediğinde çok ağır gelebiliyor ve algılayamadığı için, hemen kolay kavrayamadığı için hani zor bir dersten soğuması gibi bir olaya Evet. dönmesin. Ya da mesela hemen tabii ki de bağlama, işte bizim atasazımız önemli, çok önemli de bir enstrüman bizim Evet. için. Fakat şunun tutuşundan hani baskıları bile yani gerçekten çok zor. Ben de mesela çok hakim değilim bu enstrüman. Hiç de kolay değil. Günde 4 saat 5 saatimi ayırmam gerekiyor. Çok ciddi bir mesai istiyor. Hem sağ el hem işte hem sağ el hem sol el ayrı ayrı çalışılması gereken zor bir şey, çalışma bu. İyi bir ses çıkarmaya çalışmak gerçekten çok zor. Gitar da bir çocuk için telleri çok sert ve klavyesi çok geniş olduğu için gerçekten çok zor. Yani parmakları işte gelişmemiş bir çocuk için işkenceye dönebilir. Yani pozitif bir şeyle bağlantı kurarken bir enstrümanla negatif duygular olabilir. İster istemez o müzik hayatını orada bitirmiş olabilirsiniz. Biraz gelişimini tamamlamış bir çocuk. En azından şöyle söyleyeyim. Yani biraz boy atmış, işte elleri biraz büyümüş bir çocukla, aslında çocuğun böyle bir enstrümanla bağlantı kurması iyi olur. Mesela iyi bir enstrüman, iyi ses çıkaran, hani ucuz kötü bir Evet. enstrüman gerçekten daha da zorlaştırıyor. Fakat ben yine de temel müzikle temel bağlantısını kurması için piyano gibi kolay, hemen bastığınızda temiz sesi Ses yakalayabileceğiniz, veriyor. evet, anında baskıdan yanıt alabileceği bir şey var. Çalışma anı oluyor. Ve sağ el, sol el, sağ beyin, sol beyin çalışması için de çok ilginç bir şey. İyi bir başlangıç olabilir. Mesela hemen kemanla başlatan kişiler oluyor. Çocuğa hemen en zoru işte aylarca yay çekmesi, işte yine baskılar ve perdesiz bir enstrüman. Bu tür şeyler bir çocuk için müzik hayatına başladığı gibi bitmesi anlamına gelebilir. Bağlamayı dayatmanın da, en azından o büyüme çağındayken, daha küçükken elleri dayatmanın da bir anlamı yok. Fakat hani bunu dinletebilirsiniz. Zaten günlük hayatın o ışıltının neşeli anında ne dinletseniz o gördüğüyle duyduğunu birleştireceği için, Hı. o anıyla birleştireceği için doğal olarak pozitif bir şey olacak, etkisi olacak. Hemen orada onu pozitifleyecek ve mutlu zamanlarını ileride hatırlamak için belki o Evet. türküleri dinleyecek. Bir öyledir ya, hani mesela küçükken muhabbetleri dinlerdi evdekiler. İşte Arif Sağ dinlerdi, muhabbetleri dinlerdi, Şivan Evet. dinlerdi. Bu tür şey, mesela onları dinlediğimde o çocukluk, o bahçe geliyor aklıma. Ondan kaynaklı öyle mutlu anların içerisine yani ilgilenmesini istediğiniz, tercih ettiğiniz müzikleri yerleştirebilirsiniz. Evet, benim de öyle oldu mesela. Ben de böyle yıllarca keman çalmak istedim ama o kadar zor ki gerçekten aylarca böyle yay çekmek, uğraşmak falan. Hani gerçekten çocuklara ona göre bir şey seçmek gerekiyor. Şimdi kaçırmadıysam başka soru görmedim. Bir soru gelmiş ama onu birazdan okuyayım. Şey atlayamadım Evet, ben de yayından.
siz gördünüz. Ha, bir kızınız var. Annelik ve Evet. müzisyenlik bir arada zor oluyor mu demiş. Evet, Yani zaten zor kadınların gündelik oluyor. hayatı her zaman zordur da annelik kimliği başka bir şey dava tabii yani zor oluyordur Evet, tabii. kesinlikle zor oluyor. Ben zorlanıyorum. Çünkü hani iyi giyinsin, sıkı giyinsin, işte iyi yemek yesin. Ya da işte onunla oynayacak biri gerekiyor. Bir bakıcısı olmadığı için, öyle yardımcı da olmadığı için evde esasında babası çok fazla ilgileniyor. Ama çocuklarda hani her çocukta olmuyor tabii ki. Mesela kimisi babasıyla ilişkisi daha iyi. Ama benim kızım çok anneci olduğu için ben gerçekten zorlanıyorum. Onun ihtiyacını evde mesela evde uzaktan eğitim gerçekten hani onun için çok mutsuz saatler oldu. Evet. Sizin için de uzaktan eğitim tabii. Zaten sizin de Evet. dersleriniz var bir de değil mi? Evet, karşıya gidiyordum. Hani en azından evde ve arada çocukla ilgileniyorum, iyi oluyor diye düşünüyordum ama işte odanın kapının arkasında tutmak o çocuğu ya da işte konser anında işte onu kuliste tutmak, onlar çocuk için çok zor. O an ihtiyacı görülüyor olabilir ama psikolojik şey zorlukları çok fazla. O yüzden yani herhalde bir 3 yaşına kadar böyle hayatın böyle iş temposunu olabildiğince nadir tutmak gerektiğini artık düşünüyorum. Yani bundan sonra bir çocuk yapacaksam Yani ilk 3 senemi biraz ona göre planlamam gerekiyor. Öyle bir sorumluluğum bu var. biraz tabii bu coğrafyanın ve aslında bütün dünyadaki herhalde pek çok kadının yaşadığı bir şey. Yani bu bakım emeği kolektifleşmedikçe, yani bu bakımı verecek şey Evet. mekanizma olmadıkça Evet. sanırım hepimiz için zorlaşacak. Peki başka bir bu arada artık hani evde olmaktan kaynaklı sürece geçmişken siz bu pandemi sürecinde zaten hani az buçuk bahsettiniz işte uzaktan eğitim gibi şeyler Evet. yaptınız ama kendi üretimleriniz açısından bu süreç nasıl geçiyor, nasıl geçti? Şu an gerçekten oturup konsantre olup böyle bir şey şimdiye kadar 2 aydır öyle bir dönem geçiremedim esasında. Böyle canlı bağlantılar oldu aslında. Çok aktif bir şey olmadı. Fakat zaten günlük hayatta da o eğitimi verirken eserlerle, uzun havalarla geçtiği için hem egzersizlerle yer yer müzikle bir bağlantım öğreticilik noktasında da olsa aktif oldu. Fakat yapmak istediğim şeylerle ilgili ne yazık ki yoğunlaşamadım. Çünkü iş hayatı gerçekten de şey, bütün enerjiyi alıyor. O yapma gücü, o yaşam enerjisini çok ciddi emen bir şey olduğu için evinizde olsanız bile. Bir de hep insanlarla çalışıyorsunuz. Yani belki bir makineyle bir enstrümanla çalışsanız onu kontrol altına alabilirsiniz ama karşınızdaki insan olunca hizmet noktasında o kısım hizmet noktasına girdiği için ve gerçekten çok yorucu oluyor. O insanın ihtiyaçlarını karşılamak, öğretme sorumluluğu ve onunla aynı zamanda orada olmak gibi bir sürü yükümlülüğü var. Benim gerçekten ciddi enerjimi aldı, yordu. Çocukla Anladım. ilgilen mesela çocukla da ilgilenmekte çok zorlanıyordum evdeyken. Olabildiğince zamanımı sadece dinlenmek için kitap okuyarak işte akşamları. Evet. Bu üretimle ilgili güzel bir soru gelmiş bu arada. Bir sanatçı için çok üretmek mi yoksa az ama öz üretmek mi tercih olmalı? Bir sanatçı yaptığı bir eserden dolayı pişman oluyor mudur demiş bir izleyici Olur, oluyor, arkadaşımız. olmaz mı? Hem de Oluyordu değil nasıl? mi? Ya da keşke Evet. şu işi ben yapsaydım diyordur Evet, kesinlikle. Şöyle kaygılarını insanın yani kendini çok iyi tanıması gerekiyor. Çok amatör dönemlerde, çok amatör hissedişlerde, işte popüler olma kaygıları güttüğüm dönemlerde herhalde. de ya da işte ekonomik kaygılar güttüğüm dönemlerde de hiç normalde ya da çok yani yapmak yani normalde yapmayacağım çalışmaları yapmışlığım olmuştur mesela. Çok geçmişe döndü 10-15 sene öncesine falan baktığımda bunu hangi kaygıyla yaptığım dediğimde çok gerçekten çok amatörce popüler dünyanın o baş döndürücü bir sürü şeyi var ve onun içerisinde birilerinin manipülasyonuna hemen kolay uğramışım mesela. Ama bugün o manipülasyona uğramıyorum. Çünkü emeğimi, birikimimi, duygularımı, kendimi şimdi daha iyi tanıyorum. Mesela o hatalarım sayesinde aslında neyi istemediğimi, ne yapmamam gerektiğini tanımlama şansım var bugün. Biraz şeyle, tecrübeyle esasında oluyor.
Ama Evet, hatalı biraz da öyle evet, elemine işte ediyorsunuz. onu tekrarlamamakta fayda var. O yüzden ben çok konsantre olmaya çalışıyorum yaptığım işte. Kalbimle bağlantı kurabiliyor muyum? Eğer bağlantı kurabiliyorsam zaten verimli ve üretken olabiliyorum onda ve keyifle yapıyorum. Hiç yorucu olmuyor. Mesela geçen dönem Tosca diye bir Kürtçe halk operasına uyarlama, Tosca operasını Kürtçe halk kültürüne, diline, müziğine uyarlayarak öyle bir opera, Kürt opera yapmıştık. Ve o süreçte hem okula gidiyordum, hem yüksek lisans yapıyordum, hem çocuk var, hem de Tosca oyunu için işte 40 günde toparlamaya çalışıyorduk. Hem ezberleyip hem işte aryalarını, Kürtçe aryalarını, tabii bu Kürt halk ezgileriyle yapılan, onları yaratmaya çalışıyorduk. O kadar yorucu, o kadar yoğun bir süreçti ki o çok stresliydi ve oyun çıkmayacak diye çok korkmuştuk. Zaman çok azdı, bir sürü aksilikler yaşıyorduk. Fakat çok gönlüme göre bir iş olduğu için ben o süreçten yorulmadan çıktım. Yani o kadar 3'e 4'e bölündüğüm halde. Çünkü damıtılmış bir iş aslında. Üzerine düşünülmüş, Evet. bir sürü konu. Evet Saflaşmış tabii. artık. Billurlaşmış o deneyim Evet, çünkü. kesinlikle. O çalışma öyle bir konsantrasyonu vardı. Oradaki çalışma arkadaşlarının keza öyle bir konsantrasyonu vardı. Pişman olmayacağımız bir işti aslında. Ya da kendimize bazı işte popüler kaygılar ya da işte ekonomik kaygılar gütmeden girdiğimiz bir iş olduğu için tamamen bir şeyler üretme, kendimizi deneyimleme, müziğimizi tekrarlama, işte geliştirme, yeni şeyler deneyimleme. Bir sürü duygularla, isteklerle, arzularla girdiğimiz için yorulmadan çıktık o süreçten. Fakat inanın daha farklı kaygılar, daha böyle genel geçer işte popüler dünyanın insanlara dayattığı koşulların derdiyle girdiğinizde bir işten çok gerçekten çok yorulmuş bir şekilde, pişman olmuş bir şekilde Evet. çıkabilirsiniz herhalde. Sizin müzikal deneyiminiz de var aslında, değil mi? Daha önce Amet'te de Hamlet'i mi oynamıştınız? Evet. Kürtçe Hamlet'i Kürtçe versiyonunu Evet. Hollanda'dan bir şeyle beraberdik Tiyatro, galiba. evet, bir Tiyatro tiyatro grubuyla grubu. birlikte, evet. Yani Onlarla bu... 3 tane müzikal yaptık aslında. Evet. Dilek diye bir halk operası vardı. Kadın cinayetini anlatan, töre cinayetini anlatan. Evet, onu... Türkçeydi o. Çok çok güzel bir oyundu gerçekten. Bizim için Evet. de benim çok acemi olduğum bir dönemdi ama o çok benim için çok geliştirici oldu gerçekten. Sonrasında Hamlet oldu. Hamlet'ten sonra Ahmet Şehir Tiyatrosu'nun Memuzin müzikali oldu. Hemen işte 1-2 ay sonra da Tosca Operası'na başladık. 2019'da 2 tane müzikalle. Ne Tosca'da operaydı güzel. tam bir. Böyle bir deneyim oldu. Çok keyifliydi. Çok yaratıcı, güzel, keyifli bir çalışma oldu. Tabii Ahmet Şehir Tiyatrosu da tabii artık kayyumlar atanmazsa tekrar tekrar yine hiç olmazsa Ahmet Şehir Onlar devam Tiyatrosu'nun o ediyor. değerli üretimlerini Evet. bekleriz Evet, devam yine, değil ediyor. mi? Onlar çok Evet. ciddi çabalıyor. Çok Evet. çalışıyorlar Çok gerçekten. Ve şimdi uğraşıyorlar bir gerçekten, evet. sahneleri de var artık. O bayağı bir mücadele ettiler, Evet. uğraştılar. Çok Destekle o sahneyi uğraştılar, de doğru. oluşturdular. Devam edecek onların çalışması. Ben de her zaman gönüllüyüm onlarla birlikte olmaya. Evet, biz de heyecanlı üretimlerini bekleriz. Bir arkadaşımız da şöyle bir soru sormuş bu arada. Şimdi böyle opera, Hamlet, oradan biraz tekrar yöresele döneceğiz. Yörelerden derlemeleri nasıl yapıyorlar? Onu da bir öğrenebilir miyiz diyorlar. Yani kendi bölgenizde ki mesela bahsettiğiniz hani neler aslında neyle büyüdüğünüzü biraz oradan derleme faaliyetlerini nasıl yapıyorsunuz ya da nasıl yapılabilir? Herkesin kendi yöresine dair bir şeyi var sonuçta. Evet, çok kıymetli bir şey aslında bu derleme çalışması gerçekten yeni bir şey gibi bir şey. Çünkü evet, geleneksel oluşturulmuş ama onu bilinen bir zemine getirmek, bugüne taşımak, yeni bir eser ortaya koymak kadar çok kıymetli. Ondan kaynaklı bölgeye mutlaka gidip bölgeyi çok iyi koklamanız gerekiyor. Orayla temas etmeniz gerekiyor.
Ve bir alıcı kuş gibi değil de bir muhabbetle gitmeniz gerekiyor, o kesin. Mutlaka araya adam koymanız gerekiyor, orası da var. Çünkü düşünsenize, köydesiniz, böyle kendi ortamındasınız, işte dışarıdan hiç tanımadığınız birileri böyle arabayla geliyor filan, iniyorlar işte elinde karpuz filan. Merhaba, biz geldik, kamera, birdenbire hemen kameralar açılıyor. Böyle yoğunlaşıyor işte, hadi, evet. Birdenbire bir üşüşe, oraya üşüşmek gerçekten çok şey, hoş bir görüntü değil. Oradaki kişi biraz kendini işte tacize uğramış gibi hissedebilir. Ya da işte duygularından süzdüğü, ya da işte duygularıyla oluşturduğu bu kıymetli eserleri, birikimleri birdenbire birisi kaydediyor ve götürüyor. Özellikle müzik endüstrisine çok böyle hunharca, böyle boca edilen bir sürü çalışmalar oluyor. Şey, çok kötü aranjelerle, kötü ifadelerle, okuyuşlarla da yer yer oluyor ve bunları duyunca çok üzülüyorlar genelde. Ve böyle serzenişlerini duyuyorum. Aslında onlardan öğrendiğim şeyleri söylüyorum size. Ondan kaynaklı orayla gerçekten güzel, öz bir muhabbetle, iyi bir ifadeyle, temiz bir ifadeyle gidip muhabbet edip, siz de söyleyin, çalın söyleyin, onlar da çalıp söylüyor. Bir muhabbet içerisinde, bir hoşluk içerisinde. Bir o kamera biraz itici oluyor o kişi için, ama bazıları için de hoş oluyor. Mesela o anın kaydı olması. Çünkü şimdiye kadar seslendirdiğim, okuduğum bu eseri işte şimdi başkaları duyacak. Ben de popülerleşeceğim gibi. Hani bu popülist bir anlamda değil, ama bir popülasyona ulaşacak, o anlamda söyleyeyim. Bazen o ifadelerden hoşlananlar da oluyor, ama bazıları gerçekten de şey oluyor. Hani gözü gibi sakınıyor eserleri. Ondan kaynaklı şey, onları, o emeği alırken biraz o özenli kişiyi de olmak ihya, lazım, evet, değil ihya mi? etmek Evet. Lazım tabii. Evet. Çok önemli. Şimdi böyle yavaş yavaş son sorularıma doğru geleceğim. İşte kapanışı yine sizden güzel bir ezgiyle bitirelim isterim. Son olarak şunu söyleyeyim. Yani çok böyle güzel konulardan bahsettik. Biraz böyle genel olarak Kürt müziğindeki kadın müzisyenlerin yerini, yani geleceğini nasıl görüyorsunuz? Mesela neye daha yöneliniyor? Mesela daha özgün pek çok iş çıkıyor. Özgün Kürt müziği yapan ya da işte kendi şarkılarını söyleyen pek çok sanatçı dostumuz var. Ama mesela bu Kürt müziğinde kadın müzisyenlerin, kadın sanatçıların yerini yani yerine dair, biraz daha belki gelecekteki yerine dair ne yapılabilir, ne tartışabiliriz daha fazla sizce? Yani hangi başlıklar? Hani böyle kısa kısa başlıklar söyleyeyim. Gene çok uzun bir soru sordum, evet, çünkü farkındayım. Cevabı da uzun olacaktır. Evet. Tabii cevabı da uzun olacak. Ben biz sizle bir ayrıca röportaj yapalım. Bir 5-10 sayfa olacak galiba o röportaj, öyle görünüyor. Ben yine de şey yapmaya çalışırım. Onu kısa tutmaya tamam. çalışırım. Özetleriz tabii ki. Yani röportajda biraz da onu kısma şansı var, ama böyle canlı olunca ister istemez kelimeler Evet. uçup gidiyor. Evet. Şimdi şey, gelenek, yani bu dönemde ben çok çok beğeniyorum. Çok güzel sesler var. Çok güzel ifadeler var. Evet. Özellikle şey, bilgi çağındayız ya aslında. Şimdi geçmiş bilgiler, geçmiş kodlar, işte geleneksel kültür, özellikle küreselleşen kültüre karşı, küreselleştirilmeye çalışılan müzik ifadelerine karşı böyle halkın şeyi var. Şehir kültürüyle birlikte aslında o geçmişi, o mutlu oldukları zamanlarla bağlantı kurmak adına ya da kaybolmak üzere olduğunu fark ettiği için böyle herkeste bir geçmişe, geleneksel kültüre tutunma refleksi görüyorum. Yani birçok okuyucuda, birçok kadın okuyucuda, seslendiricide bunu görüyorum. Çok güzel geleneksel ifadeler yakalıyor. Herkes kendi işte bölgesel okuyuşuna, ifadesine, lehçesine göre seslendiriyor Kürtçe eserleri. Çok güzel şeyler var. Çok umutlu. Halk müziği, genel olarak Türk halk müziği, Kürt halk müziği bugünkü kuşakta, erkeklerde ve kadınlarda çok güzel devam ettiriliyor. Yani ne bileyim, bir 20 yıl öncesinden daha çok bağlama çalan var bence gençlerde. Çünkü bir dönem gerçekten Batı müziği çok şeydi, çok ünlüydü. Bu geleneksel tabanlı insanlar arasında da işte bir türküyü daha özgün söylemek, daha böyle işte o si bemol ikileri düzleyerek söylemek daha bir 10-15 sene öncesinde daha çok yaygındı, ama bugün bir bakıyorum
daha çok yatkın insanlar, daha çok seviyor. Evet. Bağlantı kurmak istiyor. Çünkü world müzik diye bir kavram türedi mesela. World müzik festivalleri var, geleneksel müzik Evet. festivalleri var. Dünya Flamenco müziği çok, evet, festivalleri. flamenco çok önemli. İşte Afrika müziği, Asya müziği, işte Uzak Doğu eski müzikleri. O kadar çok konu olmaya başladı ki müzik endüstrisinin de buna çok önemli katkıları var. Bugün Türkiye'de de işte kalan müziğin yaptığı çalışmalar, işte o işte plaklardan kasetlere, kasetlerden CD'lere aktarılan kaynaklar bugün daha çok ulaşıyor. Dijital ortamda da yaygınlaşıyor ve o yüzden insanlar daha çok bağlantı kurmaya ve daha çok öğrenmeye, söylemeye dönük Evet. şeyleri var, yönelimleri var. Fakat ben şey istiyorum, Kürt müziğinde ve yine Türk halk müziğinde de keza aynı şekilde yeni bestelerin olması gerektiğini, yeni çalışmaların olması gerektiğini ve bununla Evet. ilgili mesela ben de acayip derecede bir boşluk hissediyorum. Hani yine bir geleneksel işte eseri ele aldık, evet okurduk, okuduk, yani seslendirdik. Fakat acaba Gülseven yapsaydı bir eser nasıl yapardı? Yani bir de Evet. aslında bunu da deneyimlemek gerekiyor. Müzikaller sayesinde, Hamlet, Tosca ve Memuzin sayesinde ben bunları deneyimledim yer yer. Geleneksel formda Kürtçe özgün eserler besteledim orada. Bunu Ne deneyimledim. güzel. Evet, fakat orada geleneksel olmayla ilgili, geleneksel ifadeler tamamen söyleme ile ilgili kaygılarım vardı. Acaba ben bugün hani modern işte dünyadaki o işte bende yer etmiş müziklerle ve geleneksel kültür arasında benim kıvamım ne aslında? Onu bilmiyorum. Mesela onu deneyimlemeyi çok isterdim. Acaba Gülseven böyle ağzından çıktığında hani bir şarkı bestelemek istediğinde bunun neye benzediğini düşünmeden söylediğinde nasıl bir şey çıkar acaba? Çünkü ben geleneksel kültürün de etkisindeyim ama ben kendi müziğimi henüz bulmuş değilim. Eğer ben kendi Evet. müziğimi bulursam o yeni bir müzik olacak esasında. İşte o yeni müzik yok aslında. Bugün herkes ya olmuş olan işte modern müzik, işte popüler müzikle Ya da bağlantı cover içinde ya yapıyor da ya da hep. evet yani bu da yeni bir müzik oluşturmuyor esasında. Bugün yani yeni bir müzik, yeni bir ifade bulmayla ilgili problem var. Bu problemin acil çözülmesi lazım. Ben de o yüzden hani modernist ya da işte gelenekçilik gibi böyle kavramları çok fazla şey biraz tehlikeli buluyorum. Yani çünkü geleneksel müzik yapan iyi müzik yapar ya da modern müzik yapan işte daha geçerli, daha güzel müzik yapıyor gibi bu tarz ifadeler çıkmaya başlıyor. Bunların hepsinin bir tuzak olduğunu, hani bir üretme tuzağıyla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Ondan kaynaklı yeni müzik, yeni ifade aslında bugün bu hale gelmiş. Evet, müzik endüstrisi de beni bir şekilde şekillendirdi ama sonuç itibariyle ben nasıl bir reaksiyona girdim ona karşı? Onun o öz müziğini merak ediyorum. Yani benim kendi bugünkü modern Gülseven'in geleneksel kültürle Ne bağlantı yapardı onu kurmuş. merak Evet, ediyorsunuz tabii. evet. Ben de zaten tam onu söyleyecektim aslında ama çok güzel bir yere değindiniz. Şimdi 10 dakikamız kaldı bu arada. Bir soru daha gelmiş. Özellikle kadın aşıklardan, ağıtlardan bahsettik. Kürt ve Zaza kadın aşıklar konusunda çok kısıtlı bilgimiz var. Bu konuda da bir çalışma veya bir bilginiz var mı diye sormuş bir arkadaşımız. Kürt müziğinde en azından Koçgiri Dersim bölgesi olarak düşündüğümüzde direkt bir isim ya da işte şöyle birisi var, böyle birisi var, işte böyle popülerleşmiş çok fazla isim yok esasında. Mesela Koçgiri'de Arze diye bir kadın var. Arze'nin seslendirdi. İşte plak bile çıkarmış aslında. Çok güzel. Ama direkt isim olarak böyle geçmiş damgasını vurmuş bir şey isim ne yazık ki geçmiyor çok fazla. İşte yine Dersim bölgesinde de yine duyuyoruz işte Frik Dede var, o var, bu var, birileri var. Hep böyle bir isimler duyuyoruz ama kadın isim duymakta gerçekten zorlanıyoruz. Geleneksel anlamda, gelenekçi bölgeyle ilgili söylüyorum. Onun için de bir kazı yapmak lazım herhalde Evet, belki yani de. bütün ağıtları kadınlar yakıyor, erkekler darlıyor. Ortamlarda, muhabbetlerde seslendiriyor. İşte o ortama katılan kadın da geliyor. Yer yer belki cemlerde de
işte Zakir'in yanında söyleyen, eşlik edenler de olmuştur ama nedense böyle isim olarak bilmiyorum, bu kültürle ilgili bir şey mi? Hangi kavramla bağlantısı var bilmiyorum ama çok fazla bunu öne sürmüyorlar. Ama üretim noktasında kadın var yani. Kesinlikle kadının çok Evet. etkin bir Yani rolü var. tabii. Yani Ya popülerleşme bir dinleyicimiz noktasında yok sadece. yazmış zaten. Evet. Hani zaten hani yöreye özgü olarak sormuştuk ama Ayşe Şan var, Gülistan Parvar Evet. var. Hani, Evet, evet. onlar bir Onlar dönem. var ama hani onlar genel olarak o dönemin şeyleri olarak bilinen Kürt Evet. Zaza aşıklar olarak gerçekten evet, ben de bir elin parmaklarını geçmez zannediyorum. Evet, Belki de bu onlar da yüzden de yine iyi bir aslında tarih şey, çalışması yapmak lazım. evet, üretim noktasında onlar da yine geleneksel müzik, yani derleyicilik ve yorumculuk noktasında çok fazla aktifler. Evet. Ama üretim Hı. noktasında şey, işte şöyle bir denk beş kadın falan gibi dediğimizde öyle bir Vardı da isim de isim sayamıyoruz çok, evet. sayamıyoruz. Evet, ne Doğru. yazık ki O böyle bir şey zaman var. bizi izleyen dostlarımıza tüm kadın müzisyenlerin belki de bir yerden kazıcılığını yapması gereken bir görevi daha Evet, var doğru zannediyoruz. söylüyorsun sen. Aynen. Epey az vaktimiz kaldı. Biz kapanışı sizin son sözleriniz ve bir güzel sesinizden bir ezgili daha yapalım isterseniz. Çok teşekkür ederim. Öncelikle şu an teknik aksaklık da yaşamadık neyse ki. Ondan Evet, dolayı da çok mutluyum. yaşamadık. Evet. Benim de böyle yoğun bir dönemimi, en azından ders dönemimi, böyle bir dönemimin akşamını böyle bir programla kapatmak benim için de gerçekten Hı. moralli güzel bir akşam oldu. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok Ayrıca güzel bir sohbet oldu. Tam teknik aksaklık yok dedik. Gülseven Hanım'ın internet bağlantısında zannediyorum bir sıkıntı var. Yavaşlıyor şu anda interneti. Kendisini duyamıyoruz maalesef. Umarım bir sorun olmuyordur. Ama Gülseven Hanım bizi duyuyor mu? Veya sesini duyabilen izleyicimiz var mı? Maalesef yokmuş. Evet, o zaman bitireceğiz maalesef. Şöyle yapalım. Kendisini bir son sözünü almak üzere bağlayabiliyor muyum? Bir bakayım. Evet, yapamadık. O zaman şöyle yapalım. Kapatalım programımızı. Bizi dinlediğiniz ve bize katıldığınız için, özellikle bu güzel sorularınız için çok teşekkür ederiz tüm dostlarımıza. Herkese görüşmek üzere diyelim ama son bir kere daha deneyeyim. Umarım becerebilirim. Ve kendisini hiç göremiyorum şu an bağlantısını gerçi ama. Bir dakika deneyeceğim. Maalesef göremiyorum kendisini halen. Sanırım olmayacak ama son bir çabayı göstereceğim. Evet, alamıyoruz zannediyorum, alamadık. Geldi mi bağlantısı acaba? Burada biz kendisini, tabii bu arada çok güzel gerçekten şeyler konuştuk. Aslında her biri ayrı belki de şeyler, konular. Özellikle kadın müzisyenlerin derlemeciliği üzerine yorumlar, diğer meselelerle ilgili epeyce güzel yorumlar ve sorularınız geldi gerçekten. Onlar için de çok teşekkür ederiz. Sanat ve hayat sohbetlerinin de önümüzdeki hafta tekrar devam edeceğiz. Artık denedim yine ama maalesef alamadım Gülseven Hanım'ı yayına. Bir son halinle, evet, bakalım bir deneyeceğim. Son şansımı deniyorum. Şu an Gülseven'le de konuştuk. Az önce koptuydu. Tamam, yakaladık sizi. tam demiştik Yine de problem yaşamadık yakaladım. diye. Tam demiştik problem olmadı diye. Yine de yakalayabildik. 6 dakikamız da var üstelik. Sonuna Ha, kadar bu çok güzel. 6 dakikayı daha kullanabiliriz o zaman. Son sözünüzü alalım. Oradan da Ezgi ile kapatalım. Ben çok teşekkür ediyorum. Burada güzel Evet. duygularını paylaşan herkese de ayrıca teşekkür ediyorum. Yazıyorlar, görüyorum. Evet, biz de Bazılarını teşekkür ettik. kaçırıyorum. Hepsine saygı, Yazdılar. sevgi. Özellikle Nazlı teyzeye, Ankara'daki
Nazlı Kılıç anneye çok selamlarımı gönderiyorum. O da yazmış, sağ olsun. Herkese selam, sevgi diyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Ben bir Zazaca eserle o zaman sonlandırayım. Kürtçe bir eser seslendik. Şimdi bir Zazaca eser olsun. Oy Melem tamam. diye çok da sevilen bir eserdir. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Tam zamanda bitiriyoruz. Çok teşekkür ederiz bize katıldığınız ve ricanızı da kırmadığınız için. Çok keyif aldığımız bir sohbet oldu. Sevgili izleyicilerimiz, haftaya görüşmek üzere. Gülseven Hanım kadar yine öyle keyifli sohbetler yapacağımız dostlarımız olur umarız haftaya da. Görüşmek üzere diyoruz. Size de iyi akşamlar diliyoruz. Teşekkürler, iyi akşamlar. Görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler. Sevgiler. Teşekkürler.